Burada ne yazdı ne edildi tabii ki takip etmiyor. Hı hı. Ne yazılmış Türkiye için o zaman en son 10. madde oradan başlayalım. Hı hı. Şimdi 2022'nin en büyük 10 küresel riski ana başlık. Onun altında bu Time dergisinde yazan Ian Bremer buranın genel müdürü ve editörü yazarı, dış politika yazarı diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'teki seçimlerden önce eriyen anketleri tersine çevirmek için Türkiye'nin ekonomisi ve uluslararası saygınlığını yeni diplere indirecek. Şimdi devamı şöyle. İşsizlik ve enflasyon yüksek, lira daha zayıf ve istikrarsız. Ancak Erdoğan geleneksel ekonomi yönetimini reddetti. Yine Time devam etmiş. Erdoğan'ın ekonomik krizden seçmenin dikkatini uzaklaştırmak için daha kavgacı bir dış politika izleyeceği değerlendirmesinde bulundu. Şimdi son cümle yani dış politikaya bakış. Erdoğan'ın daha kavgacı bir dış politika izleyeceği 2022 derken seçim yapılırsa tüm riskler daha da büyüyecek diye bir ifade kullanıyor Bremer. E, Türkiye'de muhalefet unsurları ise 2022 derken seçim yapılırsa risklerin daha da küçüleceğini, daha da azalacağını ifade ediyorlar. Yani burada dergideki yorumla Türkiye'deki ana muhalefet ya da tüm muhalefet unsurlarının söyledikleri birbiriyle çelişiyor. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru inerken şurada bir şey söyleyeyim. İktidar boşluğu yaşayan ülkelerin içinde tabii Myanmar'dan tutun ta Venezuela'ya, Arjantin'e, Güney Asya ülkelerine makalenin kendisi uzun. Onun içinde onları anlatmış. Oralarda işte iç savaş olasılıkları ne Orta Asya'da bu Kazakistan'da falan. Bu orada söz ediyor. Buradaki yaşı, yaşanan meselelerden. Öyle bir Öyle bir ele almış. Bu kültür savaşını kaybeden şirketlerle teknolojik olarak kutuplaşmış dünya. ikisini birleştirerek bir bakmak gerekiyor. Orada anlattığı şirketler ama şimdi bizi ilgilendiren kısmıyla bakalım. Dış politika. Şimdi ABD ara seçimleri hem ABD hem dünyaya ne getirecek, ne götürecek? Buradaki istikrarsızlık kaynağı niye? Çünkü Trump ve Bakın Trump taraftarları... Şey sizin tam Çektiğiniz maddeden. Hı? Üçüncü madde dışındakileri çok şey yapmayın. Şimdi zaten bu kadar anlam önemli anlamında söylüyorum. Tabi tabi yani tabi bu kadar ABD, önemli tabi Şimdi yani. Time, hiç kuşkusuz ki bu dergiler, demin ismini saydım tane Dergi. Tabii ki ABD'nin kendi iş politikası, dış politikası, güvenliği tabii oranındaki meseleler için evet odaklanarak veriyor. Şimdi ABD'deki ara seçimler meselesi 2024'teki... ABD başkanlık meseleleri ilk daha doğrusu şöyle düzeltiyorum 2024 seçimleri için son derece önemli çünkü ABD'de yayınlanan gazete köşe yazarlarına baktığınız zaman Trump'ın çok ciddi biçimde bu seçim hazırlandığı ifade ediliyor ve bugün de yine Hatta haberlerde bahsettiğiniz vardı. bahsettiğiniz yani Kasım'daki seçimlerin ara seçimlerin sonuçları biraz şanssız olursa Biden için 2024 falan kalmaz. Yani topal ördek değil. Kalmayabilir. Kötürüm kalmayabilir. Yani Bugün ve büyük ha, korkular var. Evet, Onları da konuşmalıyız. İzleyiciler haberler hangi kanalları izliyorlar bilmiyorum ama örneğin işte tv 100 ABD'deki bu gelişmeleri vererek Biden'ın kamuoyundaki güvenilirliğinin gittikçe çok azaldığını ifade %42 ediyor. Düşmüş. Evet efendim. Çok bu seçim. Peki ABD'de başkanlık seçimi Yeniden Trump'a dönerse ne olacak meselesi? Ne Evet, ne olacak meselesi dünyayı tabii çok ilgilendiriyor. O zaman Çin'in iç politikası hususu, kendi Çin'in içindeki karışıklıklara dönük olabilir falan söyle. Bunu anlatmak için kullandıkları mesele bu. İran konusu çok anlaşılabilir. O zaman isterseniz şöyle yapalım mı? Hı hı. Bu ABD, Türkiye, Rusya Türkiye ilişkileri olarak bir bakalım. Bence bizim için daha Olur, ben... yararlı olacak Olur. diye düşünüyorum. Tamam, hay hayır. hayır. Öyle ben o yöntemede o zaman hani şöyle yapmak da isterim. Buyurun. Yani Girişi sayalım o zaman buyurun. bunu. Şimdi bakın bu batı kaynaklı bir metin. Tabii. Dili de batıdır. Öne çıkardığı konuların mantığı da batıdır. Seçtikleri de batıdır. Bu manasıyla Türkiye çok uzun zamandır bu batı tipi kaynaktan, medyadan sıtkı sıyrılmış durumda yani artık neye güveneceğimiz konusunda çok daha dikkatli davranıyoruz. Bu manada konuşulmalı mıdır? Konuşulur. Bir problem yok. Konuşulmasa da olur mu? Olur. Ama bu maddeler üzerinden giderek bir fayda sağlayabiliriz. Bakın şöyle yapalım. Madem bu metin Batı kökü taşıyor, Batı'ya bağlı, Batı'nın dilinden bize aktarılıyor ve onların teşhislerini bize söylüyor. Türkiye'de olduğu için böyle konuşmak zorundayız. Doğrusu da odur. ABD bazı bir şey bu. Değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir akıl bu. Covid, birinci madde. Kaç kişi öldü Amerika'da? 850 bin. Ne yaklaşıyor şu anda? Günlük rakam yani enfekte olan kişi sayısı 1 milyon. Bir fiyasko. Tabii dünyada en yüksek rakam. Bir fiyasko. bu. ABD açısından evet. Bir fiyasko ve yetişe şey yapamıyor hala, baş edemiyor. İki teknolojik olarak kutuplaşmış dünya. Sebebi Amerikan firmaları, Amerika'nın bu büyük firmaları kutuplaşmayı yaratan da onlar. Çünkü iş üretim yani ürünlerini dünyaya dağıttılar, Çin'e dağıttılar. Çin'le Trump döneminde Amerika'nın kavgalarından birisi buydu. Bugün tedarik zinciri olan şeyi Erol Bey bakın bu çok ilginç bir şeydir. Pandemi olana kadar kimse tedarik zincirinin mantığı üzerinde durmadı düşünmedi. Sadece şunu düşündüler. Tedarik zinciri mümkün olduğu kadar parçalı olsun ama şu sebepten dolayı değil. Hani bir ülke enerjide başka bir yere bağımlıdır da Sadece oradan almayalım yarın bu ülkeyle aramız kötü olur. Başka ülkelerden de alalım. Hayır öyle değil. Size gözlük satmak için vidasını Çin'e yaptırdılar. Camını Rusya'ya yaptırdılar. Bilmiyorum, ne Buradan bir seri firma yani 10 tane firma sizin gözlüğünüzü üretmeye başladı. Hı -hı. Tamam. Bir tanesi çöktüğünde hepsi gitti. Tedarik zincirinin çöküş öyküsü. Bu açıdan, şirketler açısından böyle. Demediler ki her şey yolunda giderken ya biz bunu bir pekiştirelim kuvvetlendirelim yarın Allah korusun bir şey olur dünyada bir tanesi çökse domino taşı gibi hepsi gidecek ne dediler biliyor musunuz boş verin kara bakın paraya bakın bugün sizin gözünüzden örnek verdik ama ekmeğe kadar geldi işte İngiltere'deki Avrupa'daki durumları gayet iyi biliyorsunuz kasap bulamadılar tır şoförü bulamadılar tedarik zincirini bozmalarının sebebi kendi kapitalist emperyalist bakış açılarıydı. Geçtik üçüncü ABD ara seçimleri bence en en önemlisi ve o kadar önemli ki bakın ben bugün durumun yarın 6 Ocak niye söylüyoruz bunu bir yıl önce bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe oluyordu darbe oluyordu içinde ordunun da bulunduğu siyasetin de bulunduğu Sermayenin de bulunduğu, partilerin de bulunduğu darbe oluyordu. Ben o dönemde kaç yayın yaptığımızı hatırlamıyorum. Çok da dalga geçtik. Hatırlar mısınız Dışişleri bakanlığımızın e, o günlerde yayınladığı e, resmi açıklamayı? Şöyle demişti: Taraflara itidal evet. tavsiye ediyoruz. Yani